Merhabalar. Kemoterapi sonrasında bulantı kusmada dikkat edilecek çok basit noktalardan bahsedeceğim. Her kemoterapi bulantı yapmaz. Bulantı yapanları vardır, yapmayanı vardır. Yapanlardan hafif, orta, şiddetli yapanları vardır. Hekimler bunu bilirler. Peki hasta neye dikkat etmesi gerekir? Yağlı, sıcak, tatlı bulantıyı arttırır. Bunları tükettiğiniz zaman bulantınız daha fazla olacaktır. Soğuk, tuzlu ve yağsız gıdalar bulantıyı azaltacaktır. Yoğurt, patates püresi, biraz tuzlayabilirsiniz. Peynir, zeytin, yağsız çorbalar, özellikle soğuk yoğurt çorbası bu dönemde size çok iyi gelecektir. Çok rahat tüketeceksiniz. Kullanmanız gereken ilaçlara girmeyeceğim. Çünkü bunlar hekiminiz tarafından size reçete edilecektir. Hatırlatabilirsiniz, ek önerisini alabilirsiniz kullanmanız gereken ilaçlarla ilgili olarak. Ve yine bu bulantınızın olduğu dönemde su içmekte zorluk çekebilirsiniz. Suyun içerisine limon damlatılması, kabuk tarçın, bir dilim elma, ya da çilek konması suyun kokusunu alır. Genellikle metal kaşık tat duyusunu değiştirir. Bu dönemde tahta kaşık kullanmanız tat duyusunun, yediğiniz yemeğin tadını bir parça daha size daha iyi gelmesini, daha iyi tadını almanızı sağlayabilir. Bu süre bütün kemoterapi boyunca sürmeyeceği için gelip geçici bir dönemdir. Birkaç gün içerisinde zaten bulantılarınız kendiliğinden geçecektir. Önemli olan bu dönemde yeteri kadar beslenebilmeniz ve su tüketebilmenizdir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.